Sezonu yaklaşıyor. Tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerimiz şimdiden hazırlıklarına başladı. Avrupa ülkelerinden yola çıkacak olan vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de karayolu üzerinden geçecekleri ülkelerde ödenmesi gereken yol vinyetleri. Avusturya'da seyahat etmeyi planlıyorsanız, A otobanları ve S Schnellstraßen, hızlı yollar, üzerindeki yolculuklarınız için bir yol vinyetine ihtiyacınız var. Bu vinyetler, 3,5 tonun altındaki binek araçları için geçerli. Ayrıca, ücretlendirilen bazı otobanlar, tüneller ve dağ geçitleri de bulunmakta. Bu yolları kullanmak için her durumda bir yol vinyeti edinmeniz önerilir. 3,5 ton üzeri ağır kamyonlar içinse bir gobo gerekir. Avusturya'nın yol vinyeti her yıl farklı bir renge ve yılın yazılı olduğu bir tasarıma sahiptir. 2024 yılı için vinyetin rengi sarıdır. Vinyetleri, Avusturya'nın otoyol ve hızlı yol yöneticisi asfinag.at sitesinden sipariş edebilirsiniz. Bulgaristan'da yol vergisi olarak bir dijital vinyet gereklidir. Bu vinyet, Bulgar hükümetinin web sitesinden veya sınır geçişlerindeki terminallerden alınabilir. Fiyat, aracın türüne ve vinyetin geçerlilik süresine bağlıdır. Çek Cumhuriyeti'nde 3,5 ton altı araçlar için 3 çeşit elektronik yol vinyeti bulunur. Bunlar yıllık, 30 günlük, 10 günlük ve günlük. Ekotarife, doğal gaz veya biyometanla çalışan araçlar içindir. Hibrit ve elektrikli araçlar için muafiyet başvurusu yapılabilir, motosikletler vinyet gerekmez. Çekya vinyeti edanice CZ resmi sitesinden satın alabilirsiniz. Sitede Türkçe dil desteği bulunmamakta. 3,5 ton üzeri araçlar için GPS tabanlı ödeme sistemi mevcuttur ve bu araçlar için önce kayıt gereklidir. Yanlış veya eski vinyet kullanımı 820 euroya kadar ceza getirebilir. Elektronik yol vinyetini, e-vinyet, 40 İsviçre frangı yaklaşık 41 euro karşılığında hükümetin internet sitesinden önceden satın alabilirsiniz. Ayrıca İsviçre sınırında ya da yerel benzin istasyonları ve postanelerde fiziksel bir vinyet satın almak da mümkün. İtalya'nın birçok otobanında ücret ödemeniz gerekmektedir. Ücretler, aracınızın kategorisine ve kat ettiğiniz kilometre sayısına bağlı olarak hesaplanmakta. Ödemeleri otoban gişelerinde rozet, kredi kartı veya nakit ile gerçekleştirebilirsiniz. Macaristan'da 3,5 tonun altındaki araçların otoban kullanımı için e-vinyet gerekmekte. Vinyet, Macar hükümetinin web sitesinden veya yerel satış noktalarından satın alınabilir. Ücret, vinyetin türü ve geçerlilik süresine göre değişir. Romanya'da geçiş ücretlerini elektronik bir sistem olan Rovinete üzerinden ödemek zorundasınız. Rovinete, Romanya vinyeti fiyat hesaplayıcısı üzerinden çevrimiçi olarak satın alınabilir. Site Türkçe dil desteği vermekte. Ayrıca, sınır kapıları, postaneler ve benzin istasyonlarından da temin edilebilir. Slovakya'da, 3,5 tonun altındaki tüm araçlar için otobanlarda ve hızlı yollarda e-vinyet zorunluluğu var. Bu vinyetler, aracınızın plakasına bağlı, herhangi bir fiziksel sticker'a ihtiyaç duyulmuyor. Motosikletler bu uygulamadan muaf tutulur. Slovenya'da otoban ve hızlı yollar için e-vinyet sistemine geçilen ülkelerden biri. Dijital formatta alınan e-vinjeta, Slovenya'nın yol idaresi olan DARS web sitesinden alınabilir. Sitede Türkçe dil desteği bulunmamakta. Bunun dışında otoban gişeleri, benzin istasyonları, süpermarketler ve kiosklar aracılığıyla da satın alabilirsiniz. Slovenya'dan Avusturya'ya geçişte kullanılan karavanken tüneli vinyet sistemine dahil değildir. Yunanistan'da vinyet yoktur. Bunun yerine otoban üzerinde otoban parası tahsil gişeleri bulunmaktadır. Binek araçları için otoyol geçiş ücretleri, kullanılan bölümün uzunluğuna bağlı olarak değişmekte.